5 Ocak 2023 Perşembe ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Tam bitti derken Omikron varyantının yeni bir alt varyantı çıktı. XXB 1.5 Amerika'da hızla yayılıyor. Bu varyant Avrupa'da da yayılır mı onu kimse bilmiyor. Sağlık Bakanı La Erbağ Erende'ye konuştu. İnşallah yayılmadan kışı atlatırız dedi. Bu yeni varyant şu ana kadar görülenler arasında en hızlı yayılanı hastaneye yatışlardı. bu yüzden artıyor. Çin'deki vakalar da yeniden hızla artmaya başladı. Almanya bu yüzden Çin'den gelen yolculara en az bir hızlı test zorunluluğu getirecek. Atık sular da kontrol edilecek. Uçuş öncesinde bir test daha istenebilir. Dünya Sağlık Örgütü Çin'den gelen verilerin doğru olduğuna inanmadığını açıkladı. Ne güzel unutmuştuk. Şimdi yeniden test, maske inşallah uğraşmayız. Ama devir artık salgınların devri. Dünya iç içe geçti. Biri bitiyor, biri başlıyor. Onlarla beraber yaşamak, sağlık sistemini ona göre geliştirmek lazım. Almanya bunun yerine silah alıyor. 14 hastane iflas açıkladı. Hastaneler Birliği Bilte bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı'nın hastaneleri sosyalist yaklaşımla yönetmek istediğini savundu. Ama bu açıklamayı yapan başkan yardımcısı herhalde sosyalist yaklaşım hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Çünkü İngiltere'yi örnek gösterdi. Yeşiller Partisi esrarın bir an evvel yasalaşmasını istiyor. Ben de diyordum ne eksik Almanya'da acaba ne eksik bu eksik. Esrar serbest bırakılınca her şey çok güzel olacak. Acaba millet içer kafayı bulur derdini tasasını unutur diye mi düşünüyorlar? Bir esrar sevdasıdır gidiyor. İsveç Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor. Bizimkiler esrarı serbest bırakmak için canını dışına takıyor. Emlak vergisi beyannamesinde son gün 31 Ocak Ev sahiplerinin yarısından fazlası evraklarını teslim etmemiş. Evi olanlar vergi ödemeyi unutmasınlar. Almanya'da birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline sıcak baktığını açıkladı. Sendikalarda bunu tartışmanın zamanı geldi görüşünde. Bu durumda verimlilik artıyor. Şirketler zaten bu yüzden sıcak bakıyorlar. Yoksa işçilerin kara kaşına kara gözüne değil. Seysu Genel Başkanı Zöder bir sonraki genel seçimlerde Federal bazda şansölye adayı olmayacağını açıkladı. Münşener Merkür'e konuştu. Daha fazla hırsım yok. Şansölye adaylığı konusu benim için kapandı dedi. Akıllı adammış. Epikür mutlu olmak için kalabalıklardan uzaklaşın diyor. Ve kesinlikle diye ekliyor. Me Politeustai. Yani politikaya girmeyin. Yarın hava 6 ile 14 derece arasında kapalı olacak ancak genelde yağmur beklenmiyor. Bahara daha iki ay var. Bu aralar kuşlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Marketlerde falan var kuş yemleri. Balkonu bahçesi olanlar birer parça bir şey koyarlarsa bunlardan iyi olur. Hem evinizde insanların yaşadığı belli olur. Hem de bakarsanız size bir şeyler anlatırlar. Sait Faik kuş bana anlattı demişti. Ferahlayı verdim. Kuş anlattıysa herhalde iyi şeyler anlatmıştır. Kuşlar kötü şeyler anlatır mı? Fransa'da grip salgını sürüyor. Eczanelerde birçok ilaç bulunamıyor. Hükümet parasetamol gibi bazı ağrı kesicilerin internet üstünden satılmasını bu ay sonuna kadar yasakladı. Herkese ihtiyacı kadar parasetamol verilecek. Yakında ilaçları da karneye bağlarlarsa kimse şaşırmasın. Fransa ayrıca Ukrayna'ya hafif tanklar göndermeye karar verdi. Brecht diyor ya tankınız ne güçlü generalim siler süpürür bir ormanı yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcuğu var, bir sürücü ister. İşte o sürücüyü yaşatmak için ilaç lazım. Keşke paraları tanklara değil de ilaçlara harcasak. Avusturya'da enflasyon %10.2 enerji fiyatları düşünce enflasyonda biraz azaldı. Yine de son yılların en yüksek seviyelerinden birinde dar gelirliler daha çok etkileniyorlar. Çünkü onlar gelirlerinin çok önemli bir kısmını doğalgaza, elektriğe ve gıdaya harcıyorlar. Bunlar da rekor seviyelerde arttı. Tüm Avrupa'da alım gücü düşüyor. Hollanda'da geçen sene maaşlara ortalama %3.2 zam yapıldı ama enflasyon %10. Aradaki fark uçtu gitti, işçiler fakirleşti. Lahey'deki ulusal arşivde saklanan ilginç bir harita kamuoyuna açıklandı. Nazilerin Hollanda bankalarından çaldığı altınların gömüldüğü yerleri gösteriyor. Tabi Hollanda bu haritayı duyurmadan gitti baktı. Hatta eski Nazi askerlerini ülkeye getirdi ama altın yoktu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler Afrika'da çöldeki mayınları temizlerken araçlardan birine büyük bir parça takılmıştı. Mayın olamayacak kadar büyük dediler. Baktılar büyük bir piyano. Üstelik oldukça değerli antika bir piyanoydu. Mussolini bunu Monza Sarayı'nda görmüş, almış, eve götürmüş. Sonra da Nazilerin ünlü generali Rommel'a hediye etmiş. Rommel da almış cepheye çöle götürmüş bu piyanoyu. Savaşı kaybedeceğini anlayınca da alçıyla kaplatıp çölün altına kumların içine göndürmüş. Savaş bitince gelir alırım demiş ama her şey umdulu gibi gitmemiş. Kimi altın saklar, kimi elmas, kimi kendini saklar. Bir gün uyanırım umuduyla kendini donduranların sayısı da dünyada 250'yi geçti. En eskisi 50 sene önce kendini dondurmuştu. Bakalım onlar umdukları gibi hayata yeniden dönebilecekler mi? Belçika'da resmi olarak grip salgını ilan edildi. Salgın epidemi seviyesine ulaştı. Aynı anda RS ve korona salgını da sürüyor. Hastaneler bu yüzden zor durumda. Vakaların en az 4 hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor. Belçika'da Çin'den gelenlere test uygulayacak. Ayrıca atık su analizi yapacak. Avrupa Birliği'nde çalışan memurlara %7 ek zam gelecek. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın maaşı 2000 avro artacak. Böylelikle 30 binin üstünde kazanacak. Günde 1000 avro almış olacak. Ve bunları da tabii biz ödeyeceğiz. Birçok sendika başkanı işçinin maaş artışı için %10-15 enflasyon olan ülkelerde %5 zammı kabul eden birçok sendika başkanı. Aynı şekilde ayda 30 bin maaş alıyor. Bu durumda da halkın çıkarından ziyade sistemin devamını düşünüyorlar. Medya deseniz büyük kısmının etkisi yok. Etkisi olanlar yine ya yüksek maaşlarla ya holding bağlantılarıyla belli konular arasında sıkışıyorlar. Eskiden öyle değildi. Halkın tarafını tutan gazeteler vardı. Şimdi herkes büyüklerden birinin tarafını tutmak zorunda. Aziz Nesin Sabahattin Nedir gaz? bir mizah dergisi çıkarıyorlardı. Marco Paşa. Dergilerde periyotlar yazar aylık haftalık diye bununla yazmazdı. Marco Paşa fırsat buldukça çıkar yazardı. Çünkü yazarları sürekli hapse atılırdı. İsmi değişirdi. Marco Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa sonunda şöyle yazdılar yazarları hapiste olmadığı zamanlar çıkar. Hatta Arif Atılgaz cezaevinden çıkarken yatağını diğer eşyalarını nasılsa geri geleceğim diye emanete bırakırmış yanında eve götürmezmiş. Bunların telafisi olmuyor. Çok değerli yazarlarımız, şairlerimiz ömürlerini cezaevlerinde geçirdiler. Bazılarının itibarı iade edildi. Bazıları daha sonra edilecek. Özürler dilenecek ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü birinden bir şeyi zorla almak utanç verici bir şeydir özgürlük dahil. Olaya nereden baktığınıza bağlı. Berlin'de mesela Adalet Bakanlığı Müsteşarı Gomis çok çok önemli bir açıklama yaptı. Bergama sunağını Türkiye'ye Nefertiti Büstü'nü Mısır'a iade etmek gerekir dedi. İşte bu vicdanlı bir insanın sesi. Belki şu anda diğerleri tarafından anlaşılmayacak ama bu eserler günün birinde iade edildiğinde bunu ilk söyleyen Alman olarak tarihe geçecek. Zeus sunağı Adı üstünde Zeus için M.Ö. 190 yılında inşa edildi. O dönemde İzmir yakınlarında Bergama'da Pergamon Krallığı vardı. Mimarlık ve heykel tıraşta dünyanın en ileri uygarlıklarından biriydi. Olağanüstü bir eser. Bunu kaçıran, daha doğrusu gasp eden kişi Karl Human. Human sadrazam Fuat Paşa'nın yakınıydı. Bergama'ya uğradı ve eserleri fark etti. O dönemde Osmanlı-Kırım Savaşı var. Kaybedilmiş. Borçlar ödenememiş. Almanlara bazı imtiyazlar vermek zorunda kalmışız. Buna göre demir yolları ve bu güzergahın 20 kilometre yakınında bulunan her türlü maden ve tarihi eser çıkarılırsa üçte biri Almanya'ya götürülebiliyordu. Almanlar Zeus sunağını keşfedip hemen çıkarabildiklerini gemilerle Berlin'e götürdüler. Kazı izni zaten birçok parça Almanya'ya nakledildikten sonra verildi. İzin bittikten sonra Osmanlı buradan payına düşen kısmı satmak istedi. Berlin'e 47 sandık daha gitti. Bergama Müzesi'ni Berlin'de her sene yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret eder. Türkiye bunları geri isteyince Almanya hemen izin belgesini çıkarır. Oysa ortada Karl Huma'nın izinden çok daha önce kaçırdığı eserleri itiraf ettiği mektupları vardır. Peki bugün Huma'nın mezarı nerede? Bergama'da. Zeus sunağının kalıntılarının olduğu yerde. Konot 1954'te Ankara'da Başbakan Adnan Menderes'ten ilginç bir ricada bulundu. Anadolu tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılarından birinin mezarı törenle Bergama'ya nakledildi. Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde bir de büstü var. Şimdi oraya bilet alıp girebiliriz. Osman Hamdi Bey, ilk Türk arkeolog. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahit'ini bulan kişi, büyük bir müzeci ve büyük bir ressam. İlk Güzel Sanatlar Fakültesinin kurucusu. Bu eseri Almanlara vermemek için çok direndi ama saraydan destek göremedi ve engelleyemedi. Aman ver gitsin dediler. Neticede 3-5 taş parçası. Belki de bu yüzden çok ünlü bir resim yaptı. Kaplumbağa terbiyecisi. Şimdi İstanbul'da Pera Müzesi'nde görmüşsünüzdür mutlaka kırmızı elbisesi olan bir derviş elinde bir ney aşağıda kaplumbağalar onları eğitmeye çalışıyor. Tabi aslında kaplumbağa terbiyecisi diye bir şey yok. Burada kendine ayak uyduramayan, çok yavaş davranan bürokrasiyi eleştiriyor. Onları eğitmeye çalışan bir aydını tasvir ediyor. Bu resmin birçok replikası var, sahtesi var ama resmin sahtesi anlaşılır. Uzmanlar bakar, kim ne zaman yapmış hemen anlarlar. Altının sahtesi anlaşılır. Ben anlamam ama kuyumcular bir dokunuşta anlarlar. Doktorun, avukatın sahtesi anlaşılır. Ameliyat yapamaz, müvekkilini savunamaz, diploması yoktur anlaşılır ama bazen bir insanla tanışırsın. Ruhu sahte mi değil mi anlayamazsın. İnsanın sahtesi anlaşılmaz. İsmet Özel laboratuvarda çalışanlara sorarsanız ruhum sahte diyor. Evi Nepal'de kalmış Slovakyalı salyangozdur ruhum. Gelin diyor bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar. Bana kötü bana terk ettiğiniz düşüncelerinizi verin. O vazgeçtiğiniz günler eski yanlışlarınız, Ah ne aptalmışın dediğiniz zamanlar, yakınmalarınız, artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar. Ben açtım onları dediğiniz ne varsa burada üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar. Boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz. İçinizde kırık dökük yoksul yabansı. Verin bana, verin tahammüden işlediğiniz suçları da. Celladıma gülümserken çektiğim son resmin arkasındaki satırlarda. Hoşçakalın.